Açık Üniversitenin değerli katılımcıları, bakın size Datça'mızın tek nadide kitapçısını tanıtacağım. Giriyorum kapısından. Merhabalar. İsmail Bey karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle ben tabii biraz yakın alıyor ama sizi dinlemek için biraz uzaklaşacağım. Evet. Bize biraz tanıtır mısınız Le Flaneur'ü? Nasıl başladı? Kısa bir şekilde. Le Flaneur aslında Idefix'in kurucularından biri tarafından bundan 13-14 yıl önce kurulmuştu. Evet. Daha sonra kendisi kızım ve damadıma bu dükkanı devretti. Evet. Tam pandemi süresi zamanında kızım ve damadımın Hollanda'da işleri çıkınca biz İzmir'de o zaman emekli oturuyorduk. Evet. Eşimle beraber bize gelin dükkanın başına geçin dediler. Dükkanın başına geçtik ve aşağı yukarı 8-9 senedir burayı işletmeye gayret ediyoruz. O zaman sizin Datça'ya gelişiniz aslında bu kitapçı vasıtasıyla tabii, evet, oldu. Evet. Daha önceden gelmiştim ama turistik seyahat. Evet. Harika bir hikaye bu. Teşekkür ederim. Kızınız ve eşi size açıkçası burada yeni bir hayat sunmuş. Yeni bir hayat sundu. Evet. Evet. Harika. Daha önceden emeklilikle oturuyorduk yani. Ve Datça'mızın tek kitapçısınız. Evet, tek kitapçı. Yani biz buraya geldiğimizde burada 6 tane kitapçı vardı. Evet, ben de takip ettim. Tek tek kapandılar. Evet, tek tek kapandılar. Biz hala daha gayret ediyoruz. Ayakta durmaya gayret ediyoruz. Evet, iyi ki varsınız. Ben burayı çok seviyorum ve kapısı açık olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Bence bu mevsimde de yapılacak en güzel şey, bence kitap okumak. Her mevsimde güzeldir ama bence bu mevsimde de hoş oluyor. Yani her insan buraya gelip bir kitabını alsın bence. Ama bu da kaybolan şeylerimizden, hasletlerimizden biri oldu galiba. Yani gittikçe sayısı düşüyor. Özellikle evet, kitap fiyatları maalesef öyle. Yükseldiği için. Doğru söylüyorsunuz. Yani suçlamıyorum bu konuda. Haklılar. İnsanlar haklı. Çünkü kitap insan ihtiyaçları içinde 214. sırada geliyor. Öyle mi? Korkunçmuş gerçekten. Evet. Ben girdiğimde kurtlarla koşan kadınlardan bahsettiniz. İlk çıktığında 60 liraydı. Bugün size kaç paraya geldi? Konuştuk biraz önce. Bugünkü fiyatı 350 lira. Bugünkü fiyatı kurtlarla koşan kadınların 350 lira ve olağanüstü bir kitaptır. Ben bunu 2 kez, 3 kez okudum. Hala da açıp bakıyorum. Zaten yazarı başucu kitabı. Başucu kitabıdır. Yazarı da 25 yılda yazmış. Muazzam bir kitap ama üzücü tabii ki. 350 lira olunca kimler alabilir? Gerçekten sıra dışı bir şey. Maalesef. Şeyi de söyleyelim. Bu kitapçı Le Flaneur aynı zamanda yurt dışında bir şubesi daha olan evet, tek bağımsız kitap evi. Amsterdam'da da kızınız tekrardan kızımla damadınız devam ediyorlar orada. Evet, Anne Frank'ın evinin yanında gitmek isteyenlere duyurulur. Anne Frank'ın evinin yanında. Evet, harika gerçekten. Evet, şöyle bir kez daha gösterelim Datça'mızın kitapçısını. İsmail Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben bu güneşsiz günde ben gerçekten güneş görmüş gibi hissettim kendimi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz efendim. Görüşelim. Çok teşekkür ederim.